şekilde olduğu gibi serbest bırakılmıştır. Biz de bu uygulamayla ilgili vatandaşlarımıza mikrofon uzatacağız. Devam. Gel buradan geçelim. Benim söyleyeceklerim var. Benim söyleyeceklerim var. Gel amca. Evet. Sırf pazar günleri. Bu mesela iş gündüm hafif oldu, perşembe günleri. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Görülecek bankada, maliyede, her tarafta işlerimiz var. Perşembe günleri yoğun olmayan bir gün. Bize böyle bir hak verirsin. Pazar günü bir işimizi görmüyor musunuz ki biz? Hiçbir işimize yaramıyor. Mümkünse bunu perşembe günü aslında. Yani bizim bu şekilde cezalanıyoruz biz. Bizim ihtiyacımız var çünkü. Bizim de ona göre alacağımız var, vereceğimiz var. Resmi dairede olsun, bankada olsun. Vatandaşa biz söyleyelim, utandık. Yani hafta içerisinde de bir gün daha hafta içerisinde, perşembe günü. Mesela haftanın ilk günü yoğun oluyor, son günü yoğun oluyor. Perşembe günü uygun. Emekliler için böyle perşembe günü görebileceğimiz şey saatlerde bilmesinler bize. Pazar günü bir işimiz göremiyoruz ki. Tamam. Mümkünse dur. Pardon. Onu başka bir ilerleme aynı şey yok. Ben için bu yani. Tamam. Şey ben İlk başlangıç sizden oldu inşallah. Hadi bakalım bereketli gelecek. Hayırlı olsun. Allah, teşekkür ederim. Aynı şey oldu. Ülkem Haber Ajansı. Tamam. Bu arada yayınlara katılanlar var mı arkadaşlar? Ha. Hemen çok. Siz tanıdın sen de onu. Doğan Arık. Yüksek sesin, yüksek sesin. Doğan Arık, evet de. Uygulamadan memnunsunuz. Memnunum. İyi. Allah'a şükür. Kendimiz gezemiyoruz. İyi. Teşekkürler. Teşekkürler. Ramazan abi ses yok diyorlar. Ses yok mu? Mikrofonu ses açık mı? Bir dakika. Mikrofon otomatik açıktır zaten. Açık ama nasıl ses yok ya? Tamam. Şu anda ses var. Arkadaşlar ses yoksa biraz yaklaştıracaksın o zaman ses yoksa tamam mı? Hı hı. Şu tarafa gidelim. Sen fıcır atlısına gidelim. Geriden doğru çek. Evet İsmetpaşa Caddesi'ne doğru girişimizi yapıyoruz. İsmetpaşa Caddesi'ne şu anda gördüğünüz gibi biraz kalabalık bugün. Sorular var mı orada arkadaşlar? Canlı yayında sorularımız var mı? Hayır. Maske süs galiba demiş Nizam Çakıroğlu. Tamam. Mesafe uzak ses. Uzak geliyor. O zaman ses biraz yaklaştıracaksın için. Bana. Konuşurken bizim dibimize kadar gelebilirsin. Sıkıntı yok. Tamam. Arkadaşlar sorularınız olursa sorularınızı sorabilirsiniz. Bizler sizlerin sorularını yayınlayacağız. Bu arada Uşak Kadınlar Kulübü ve Uşak 64 Uşak grubu olarak bizlere destek verdiğinden dolayı çok teşekkür ederim. Özellikle Asife ablaya. Bu güzel canlı yayında bizlere bir sponsorluk yaptı bir nevi. Ben ayrıca kendisine çok çok teşekkür ederim. Biraz yaklaştırın. Sen şöyle kadraja girme. Şöyle yaklaştır. İsmail sen şöyle tut. Canlı yayın kadraja gelsin. Sen düz mü? Evet amcacığım sizi bir tanıyabilir miyiz? Alaaddin Öz Tekel. Yaşlılarımız şu sürece en çok neden şikayetçi? Yaşlılarımız evet bize bir sorular geliyor şu anda. Yaşlılarımız şu anda 65 yaş üstü uygulama var ya en çok nelerden şikayetçisiniz? Ya şimdi biz 2,5 ayı geçti evde. Son 2 haftadır
3 haftadır işte bir bize müsamaha gösteriliyor. Evet. Şimdi indim. Hakikaten temiz hava aldım. Evet. Çok güzel. Sonra bazı arkadaşlarla tanıştık tekrar. Görüştük eski arkadaşlarla. Helallaştık. Ne kadar güzel. Evet. Baktım, oturduk burada hemen. Bayağı epey oturduk. Tabii bizim sağlığımız için düşünülen bir şey bu. Evde kalmamız, diğer arkadaşlara veya çoluğumuza, çocuğumuza karşı, tamam mı? Bir tedbir. İnşallah geçer, bunlar da geçer. Ümit ediyoruz. Zaten biraz hafifledi. Serbeste doğru gidiyoruz inşallah. 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 Yani uygulamadan memnunsunuz efendim. Tabii, 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 tabii. Tabii. Serbest olduğu zaman herkes sarmaş dolaş birbirine, o da olmaz yani. Hastalık senden bana bulaşır, benden sana bulaşır. Ne olacağı belli olmaz. Peki 2 saat, 3 saattir dışarıdayım diyorsunuz ya, insanlarımız yani 65 yaş üstü ve diğer vatandaşlarımız sosyal mesafeye ve maske uygulamasını yapıyorlar, gördünüz mü yani siz? Şimdi ben elimden geldiği kadar mesafe veya yanımdaki arkadaş diyorum, benim de önümden yürü. Uyarıyorsunuz. Uyarıyorum yani. Uyarıyorum yani. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Şey değil. Hayır, ellerinden olacak. Öpüyoruz. Allah diyorlar. Bizden bu hastalığı yapasın inşallah. Teşekkür ederim inşallah. Soruları soranların da, soruları soran arkadaşlarım lütfen isimlerini de bana söyleyin ki ben de o arkadaşımızın ismini söyleyeyim. Gel bakalım. Hasibe Afka'ya çırpıcı, market fatura gibi ekmek ihtiyaçları nasıl karşılıyorlar? Evet, Hasibe Hanım çok güzel bir soru sordunuz. Hemen onu da soralım. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ben sadece vatandaş, emekli. Emeklisiniz. Evet. 65 yaş üstü uygulamadan memnun musunuz efendim? Vallahi ben memnun değilim yani. Gençler geziyor, taşıyıcılar geziyor, yaşlılar evde kalıyor. Asıl taşıyıcılar yasağa girecek. Yani diyorsunuz bugün normalde bizim günümüz ama gençler de sokakta diyorsunuz. Ya, gençler de sokakta. Asıl taşıyıcılar dışarıda. Yaşlılara bulaştıracağını bulaştıranlar dışarıda. Peki hemen bir sorumuz varmış Hasibe Hanım'ın, nedir? Market ve diğer ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz diye bir soru var. Evlatlarımız olan karşılıyor. Yani evlatlarımız karşılıyor. Evlatlarımız karşılıyor. Evlat da karşılıyor yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani konu yasadın da yaşlar çıkmaması yani. Evet. Evet, çok güzel Hasibe abla, teşekkür ederim, güzel bir soru sordun, bak nokta atışı bir yaptın. Kreşler açıyor, 65'i boğa veriyor taşıyıcılara. Evet. Ne zaman çıkacak bu? Hangi kanalı çıkacak? Özel programcı gibi Türkan Haber Ajansı, Uzan Kanalları yakın okuduk haberlerini yayınlıyoruz. Evet, soru soranlar var mı? Hasibe ablacığım, oranın koordinatörü sende. İsmail, Şahin Erdem sorumuz var. Ramazan hasta ne kadar var? Uşaklı ve ölenlerin. İsmail Şahin Erdem, Ramazan hasta ne kadar var? Uşaklı ve ölenlerin diye bir sorusu. Onu da soracağız. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, COVID-19 şeyinde 2 gün öncekinin olayını söyleyecek olursanız yaklaşık 678 tane bir vaka ve yanılmıyorsam 32 tane de bir vefat edenler vardı. Bununla ilgili gelen biz resmi kayıtlar olduğu zaman yayınlıyoruz. Başka soru soranlar? Şöyle bir bakayım. Ben de bir ekrana bir bakayım. Evet. İzleyen arkadaşların mümkün olduğu kadar buradaki şeyleri okuyun arkadaş, tamam mı? Senin kameraman arkadaşımız. Yedek kameraman arkadaşımız. Evet, evet. Efendim, sizi tanıyabilir miyiz? Ben emekli
öğretmen Ali Özçelik. Oo hocam. Matematik öğretmen. Hocam çok güzel. Bak evet, bir eğitimciyi şu anda, eğitimciyle beraberiz. Hocam 65 yaş üstü uygulama ile ilgili neler söylemek istersiniz? Valla direnci 65 yaş üzerinin zayıf oldu. Bu uygulamadan memnunuz. Yani başka türlü de olmaz. Çünkü hastaları görüyoruz, hastanede tedavilerini görüyoruz. Neler çekiyorlar? Allah herkesin şifasını versin. Kolay değil. Bir de hocam şu anda sorularımız var. Arkadaşlarımız der ki canlı yayında sorularımızda, evet. Market ve diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlar? Oğlumuz var. Arada hani ekmek ya da acil ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz. Böyle hafta sonları da kendimiz marketlere çıkabiliyoruz. Böyle alışveriş ediyoruz. Gördüğünüz gibi işte sergisi bakıyoruz. Peki çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hasta ne kadar var? Uşaklı ölenler. Onu ben söyledim. Onlar da bilemez. Onlar bilemez. Onu bizler biliriz. Ben niye sormadım? Adam kaç kere sordu? He? Adam kaç kere sordu? Sordum ama ben söyledim işte. İsmail, sen devam et bir. Çok da makasın. 68. Tamam ama biz iyi bir bilelim. Şu an sesim yine 200 oluyor. Bu dayalı değil. Benim de alıp yaklaşık söylersen yaklaşık 700 gibi dersen. Yaklaşık rakam verdin tamam. Sıkıntı olmuyor. Tamam. Yuvarlak rakam verir. Röportaj yapalım gel. Amcayla. Bunu söyle. Bir gel amcalarla bir röportaj yapalım. 65 yaş üstüyle uygulamayla ilgili. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben İbrahim Coşkun. İbrahim Coşkun. İbrahim amcacığım, bu 65 yaş üstü uygulamayla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla ne söyleyeyim yani, bu şimdi hastalık bütün dünyada olduğu için yani bir kuşakta olmuş olmamış fark etmiyor. Evet. İnşallah kökünden kurur, herkes kurtulur. Ne diyeyim? Şimdi alışveriş yaptığınızı gördüm. Evet. Vatandaşlarımız da şuradan canlı yayından da soruyorlar. Yani 65 yaş üstü vatandaşlarımız market ve diğer ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor diye bir sorularımız var. Yani böyle serbest olduğu gün çağırıyor. Bizim evimde yakında şey var, BİM var. Evet. Kaçak gidiyoruz oradan alıyoruz. Çok ihtiyacı olursa. Çok ihtiyaç olmazsa almıyoruz. İşin aslı bu. Keselim. İndirdim. Kaçak dedin ya. Öyle canım şimdi. 3150 lira cezası varmış. Yakalanmak da istemiyoruz. Ya, yürüme mesafesi. Ha, yani yakın zaten. Bin çok yakın. Evet. Ama beni güldür, Allah seni güldürsün ya. Yakın. Var mı sorularımız? Şu anda sorularımız... Bir saniye. Hasibe Akkaya Çırpıcı, şikayet ve önerileriniz. Heh, onu da soralım hemen. Nesin? Şimdi bu 60 açık mısın? Evet. Bu 65 yaş üstü uygulamayla ilgili Hasibe Hanım diyor ki şikayet ettiğiniz bir konu ya da önerebileceğiniz bir konu var mı diyor. Vallahi şikayet ettiğimiz bir konu yok yani. Önermesi de şimdi boynumuz kıldan ince. Devletin çıkardığı şeye uymak zorundayız. Şimdi mesela sende olmayabilir de bende olur. Evet. Ben sana buluşturursam senin hakkın bana geçiyor. Yani bunun da vebali var. İnşallah bu vebalardan kurtuluruz. İnşallah. Sende olsun ya bende olsun. Bütün dünya kurtulsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Şey Ramazan Bey, bir de şöyle bir sorumuz var İsmail Şahiner'den. Kuaförlerin açıldığında bir kuaför 64 kişiye bulaştırdı diye haber aldık. Aslı var mı diyorlar. Yok. Hasibe Akkaya Çırpıcı'dan bir sorumuz var. Uşak dövize mücadelede yeterli buluyor musunuz? Halka yeterince dikkatli olduğunu düşünüyor musunuz? Pardon, anlamadım. Bir daha söyle. Hasibe Akkaya Çırpıcı'dan uşak dövize mücadelede yeterli buluyor musunuz? Halka yeterince dikkatli olduğunu düşünüyor musunuz? Döviz ne ya? Döviz değil, Covid yazmış. Döviz değil, Covid. Evet. COVID. Uşak da bir daha söyle bakayım, Uşak da. Uşak, Covid mücadelede yeterli buluyor musunuz? Evet, yeterli. Halka yeterince dikkatli olduğunu düşünüyor musunuz? Evet. Tamam, onu da bir başka birine soralım. Sorularımız güzel ama, teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bugün sizlerin sorularını vatandaşlara soracağız arkadaşlar. Çok güzel yani.
suçluyorum. Türkçe bilmiyorum. Siz biliyorsunuz. Okey, tamam. Ramazan Bey, vicdan Bozbulut'tan bir sorumuz var. Şu an caddedesiniz. Esnaf nasıl, açık mı? Caddeler normale döndü mü? Genelde anlamda nasıl buluyorsun? O zaman şöyle söyleyeyim. Yana doğru göster. Arkadaşlar, caddede bazı iş yerleri açık. Ama şu anda tamamıyla açık değil. Onu da ben size söylemiş olayım. 1 Haziran'dan itibaren açılacak denildiği iddia ediliyor. Bizler de tam bilmiyoruz. Bununla ilgili inşallah ilerleyen zamanda açıklamalarda bulunacak yetkililerimiz. Şimdi şuralardan gelenlere bakalım. Bir fazla bir olmuyor. Nasıl keyifli biliyor musunuz arkadaşlar şeyi? Siz biliyor musunuz? Çok güzel bir karı. Evet arkadaşlar, sosyal mesafeyi görüyorsunuz. Herkes el ele, kol kola. Bahseder misiniz? Yani uygulama ilgili neler söylemek istersiniz? Ne gibi? Mesela uygulamadan memnun musunuz efendim? Hayır, memnun değilim. Neden memnun değilim? Sebebi de ne? Haftada bir gün mesai günü olsun, izin verilmesi lazım. Evet, faturalarımız yani biz yatıramıyoruz. Faturalarımız oluyor, herhangi bir resmi dairede işimiz oluyor, onları göremiyoruz yani. Onun için memnun değiliz, her tatile denk geldiği için. Yani sadece pazar günleri değil, hafta içi evet, de olsun. Evet, hafta içi de olsun bir gün yani en azından. Yani işimizi görelim yani. Bir de efendim şu anda canlı yayında izleyen arkadaşlarımız da var. Diyor ki Hasibe Hanım diye bir arkadaşımız Covid-19 ile ilgili Uşak'ta yeterli şey alınmış mıdır? Tedbirler alınmış mıdır sizin gözünüzde? Hayır, alınmamış. Bugün ben bakıyorum öyle sokakta %70 belki maske takmayan çok. Yani. Siz vatandaş olarak uyarıyor musunuz? Vatandaş olarak bunu görüyorum yani. Uyarıyor musunuz efendim? Tabii uyarıyoruz yani, nazik tanıdığım şeyler uyarıyoruz ama hepsine de davranamıyorsun yani. Eski günlerini özledi mi yaşlılarımız diye sorular var. Evet, onu da özledik çok tabii. Çok güzel. En çok neyi yapmayı özlediler diye bir sorumuz var. Normal spor yapmayı, gezmeyi özledik. Çok güzel. Bir tane kaldık, evet. Bir de şey var efendim, bu Covid-19 zamanında yani şu anda yaşadığımız olayda efendim bu market ve diğer ihtiyaçlarınızı nasıl karşılıyorsunuz diye bir sorumuz var. Evet, komşuların sağ olsunlar, gençler getiriyor şey diyor ama yine de hafta içi olursa tatilimiz çok güzel olur. Yani siz diyorsunuz ki haftada iki defa olması evet, gerekir diyorsunuz. En azından yani. Peki, çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı günler, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ramazan Bey, yeni bir sorumuz var. Valinin genelgesi vardı. Sosyal mesafe konusunda bu sona erdi mi? Valinin genelgesi yok, ermedi değil mi? Ermedi ki. Valinin bir genelgesi vardı. Sosyal mesafe konusunda bu da sona erdi mi? Hayır, ermedi. Hayır, devam hayır, ediyor. Etmiyor. Devam ediyor. Ali'cim ne haber? Ali bir 5 dakikalık falan bir hemen bir daha geçelim değil mi? Ofise geçsin, kuralım bir şarkı yapalım ondan. Dersiniz yerine gidiyor. Tamam. Tamam. Diğer arkadaşların isimlerini bana söyle ama. Arada bir bakayım. Harika, tamam, okey, güzel. Evet arkadaşlar, bu arada yayına katılan arkadaşların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız çok harika, sorularınız çok güzel. Bayıldım vallahi. Bugün mikrofon sizde, yani sizler şu anda muhabir sizsiniz, biz sizin sorularınızı soruyoruz. Yine bir arkadaşımız uyan yok diye şey yazdı. Uyan yok. Tamam. Onu da soracağız. Uyan yok hayır. Sosyal mesafe uyan yok. Şurada 4-5 kişiyle daha bir görüntü konuşu şey yapalım. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Yani 4-5 arkadaşımıza daha soralım. Bayan bulun diyorlar. Bayan bulun. Tamam, çok güzel. Tamam. Bir tane demiş. Merhaba. Nasılsın? Merhabalar. Hayırlı işler. Şuradaki bayanla bir olalım bakalım. Bunun aynen. Tabii konuşurlar mı bilemem.
İnşallah. Şu Allah'a soralım ya. İsmail hazır mısın? Ablacığım merhabalar. Bir şey soracaktım bu 65 yaşındakiyle ilgili. Hep genelde erkeklere soruyoruz ama sorularımız bir de bayanlara sorun deniliyor. Evet. Şöyle göstereyim. Hadi kardeşim şöyle gel sen. 65 yaş üstü ile ilgili şimdi şu anda Türkiye genelinde bir serbest bırakılma var. Evet. Bu uygulama ile ilgili sizlerin görüşlerini alalım. Mesela memnun musunuz? Memnun olmadığınız konular neler? Birkaç soru soracağız size. Yani memnun olmadığımız konu evde çok sıkıldık. Evet. Sıkayım yani. Bir yönden iyi, bir yönden kötü yani. Mesela sorularımız arasında sizin gözlemlediğiniz Uşak'ta COVID-19 ile ilgili gözlem yaptığınız zaman acaba Uşak halkı olarak bu uygulamaya uyuyor mu, uyumuyor mu diye soran sorular var. Evet, uymuyor. Mesela neler görüyoruz? Maskesiz mi? Sosyal mesafe mi? Sosyal mesafeye uyulmuyor bu bir. Evet. Maske takmayan da çok. Yani. Evet. Uymuyorlar yani Uşaklar. Gördüğüm kadarıyla uymuyor. Bir de yine sorularımız arasında market ve diğer ihtiyaçlarını vatandaşlarımız nasıl karşılıyor diye soruyorlar. Markete gidiyoruz yani. Gitmek zorundayız. Evet. Git mesela oldu da diyelim ki dışarı çıkamıyorsunuz. Kiminle irtibata geçiyorsunuz? Ya biz sokak yasa gelince aradık polisi. Evet. İlgilenmediler yani. Memurlar ilgilenmedi mi? Allah Allah, ilk defa. İlgilenmediler yani, yalan değil. Evet, aradık. Bunu da dile getirelim yani evet, bu arada. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Uşak. Asiba Hanım ne demiş? Uşak kadın. Ha tamam, okey. Okey, tamam. Tamam, anladım demek istediğini. Ben anlamadım abi de. Anladım. Tamam, sıkıntı çok uzun. Sen anladın. Giriş neredendi? Buradan değil mi? Şurada bekleyelim. Çıkmayacağız. Hocam gel, hocam bak. Hocam gel. Ben İsmail Avcı'yım. Abilere sormuş muydunuz? Tamam. Gel bak, abi burada ya. Doğru söylüyorsun, gel. Gel aga, medya var. Aferin medya. Gürüş medya abi. Gürüş medya. Bak polisler böyle böyle de biz onu kaldırıyoruz. Anladın mı? Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Özkan Çolak. Özkan. Özkan Bey peki şu anda malum biliyorsunuz 81 ilde uygulanan bir 65 yaş üstü uygulaması var. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben 57 yaşındayım. Evet. 57 yaşındayım. Belki hani 65'i görmeyeceğim. Ama Uşak'ta görmeyecek kişiler çok. Evet. Mesela sorularımız arasında yine Uşak Kadınlar Kulübü olarak bir soru yöneltmişler bizlere. Diyorlar ki bu COVID-19'da Uşak halkı olarak uygulamaya uyum sağlıyorlar mı? Hayır. Kimse sağlamadı. Bugüne kadar sağlamıyor. Peki sizler bir vatandaş olarak uyarılarda bulunuyor musunuz efendim? Evet. Hani sürekli söylüyorum. Dinleyen yok. Bir de efendim bu alışveriş yapılması için, market ve diğer alışverişler için yine Uşak Kadınlar Kulübü soruyor. Bununla ilgili eğer herhangi bir yerden... Manavım. Evet. Komisyonuyum. Hiçbir yani konuda, hiçbir konuda önlem yok. Evet. Vatandaşlarımız hani şeyi söylüyor, yani bu market ve diğer alışverişleriyle ilgili hani yardımda bulunanlar olunuyor mu diyor, yani kimler yardımcı oluyor, mesela emniyet mi ya da vatandaşlar mı, kimler? Ya ben hani o konuya girmem, artık hani önce var ya, önce hijyen. Evet, çok doğru söylüyorsun sen. Peki çok teşekkür ederim efendim. Sağlıklı, sağlıklı yaşamlar. Hayırlı günler efendim. Ramazan Bey, Vicdan Bozbulut demiş ki 60 yaş üstünde polislerimiz ilgileniyor. Hangi biriyle ilgilensinler? Evet. Soralım. Son iki tane daha çekelim, ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Son tamam. İki. O zaman böyle gidelim. Böyle gidelim. Bu taraftan gelenlere bakalım. Gel. Efendim? Yok. Ben bu arada Hasibe Hanım'a ve Vicdan Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel sorular soruyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar.
Gel. İsmail gel. İsmail gel. Gel. Merhabalar efendim. Bu 65 yaş üstüyle ilgili bir sorularımız olacaktır. Efendim Türkiye genelinde uygulanan bu 65 yaş üstü uygulamayla ilgili neler söylemek istersiniz? Şöyle hafta arasında olsa daha iyi olur. Çünkü resmi dairelerde işimiz de oluyor. Başka yerlerde oluyor. O bakımdan sadece şu anda gezebiliyoruz ama oradaki işlemleri biz de yaptıramadığımız için bu yönde bir sıkıntı oluyor. Mesela bugün benim telefon merkezine uğramam gerekiyordu. Hepsi kapalı olduğu için bunu yapamıyorum işimi. Peki bir de Uşak Kadınlar Kulübü olarak sponsorlarımız var. Derler ki Uşaklı vatandaşlarımız market ve diğer ihtiyaçlarını da nasıl gideriyorlar? Evet, bir soralım. Ablamıza soralım. Valla marketler o kadar çok ve çevremizde var ki maskemizi takıp o kadarcık gidip gelebiliyoruz. Görüyorum hepsi de gidiyorlar 65 yaş üstüne. Bir de efendim yine sorularımız arasında COVID-19 olayında Uşak halkı olarak uygulamayı uyguluyorlar mı diye bir sorumuz var. %70 veya 80 uygulanıyor. Çünkü sanayi ekranlar gidiyoruz bazı zaman hep orada yan yana oturuyorlar. Sanki orada hiçbir virüs olayı yok gibi, yani hiç hastalık da yok. Sadece emeklerin olduğu yerde bu hastalık olayına dikkat ediliyor. Herkes çıkmıyor emekli olanlar, fakat sanayide çalışanlar falan orada pek uygulanmıyor. Ben de şey tarafını gördüm, Çarşamba Pazarı'nın olduğu tarafı gördüm, Sarayaltı Mahallesi'ni. Orası da yani her yer o kadar rahattı, çalışıyorlardı ve hiçbirisinde maske bile yoktu çoğu. Peki vatandaş olarak uyarıyor musunuz efendim? Hangi birisini uyaracaksın? Ben maskeyle eşim vardı hemen aralarından. Mesela ben seni uyarıyorum şimdilik. Evet. Aramızın mesafe çok az. Evet, şöyle yapabiliriz. Evet, çok doğru. Güzel. Harika. Uyarıyorum ben. Harika. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel. Uyarınız için teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar uyarmaya çalışıyoruz da. Tabii. Hangi birini uyaracaksın yani? Evet. O bakımdan çok dikkat ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim efendim. Sağlıklı yaşamlar çok diliyorum. Ne, televizyon mu? Ülkem Haber Ajansı bizim. Biz bu haber ajansı program olarak çıkıyoruz. Ulusal kanallara da haberimizi sunuyoruz. Evet. Ama bizim kendi kanalımız da var Ülkem Haber Ajansı olarak. Hı. Ulusal kanallara da paslıyoruz. İnşallah değerlendiriyorlar. Orada da yayınlamaya çalışıyorlar efendim. Çok haber teşekkür ediyorum. Tamam mıyız? Tamam. Bu arada hemen şöyle bir son yayını bitirelim. Dur sen şöyle canlı yayını bir çevir. İsmail sen de içeride orada dur. Evet arkadaşlar. Evet bugün Uşak İsmet Paşa Caddesi'nde idik. Uşak'ta özellikle COVID-19 ile ilgili vatandaşlarımıza, özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sorular yönelttik. Tabii burada olumlu ve olumsuz yanlarını da kendileri değerlendirdiler. Bugünlük Uşak'tan görüntülerimiz bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle bu soru konusunda bizlere yardımcı olan Uşak Kadınlar Kulübü ve Uşak 64 Uşak grubu olarak ben çok teşekkür ediyorum. Soru soran arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün mikrofon sizdeydi. Bugün sizler muhabirdiniz. Sizlerin sorularını dile getirdik. İnşallah bir başka programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıklı yaşamlar. Tamamdır. Bu arada ben şöyle kendimi göstereyim. Dur, verin bakayım. Ben ekibimi uzaktan göstereyim şöyle ekibimi. Kaçıyor musunuz? Yok, ben gidiyorum. Kaçmıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ekibimiz buradaydı. Çok teşekkür ediyorum. Kamerada değerli kardeşimiz Nazife Hanım vardı. Yine de Esra Hanım da sağ olsun bizim fotoğrafçımızdı. Kameraman arkadaşımız da yine arkadaşımız o taraftaydı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri yalnız bırakmadınız. Bir kez daha Ülkem Haber Ajansı olarak sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Uşak Kadınlar Kulübü 64 Uşak Kulübü'ne. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.